Merhaba, birazdan izleyeceğiniz video Boğaziçi Üniversitesi'nden Haluk Bingöl hocamla. Yine Haluk Bulucu, Haluk Tatar, Haluk Bingöl, böyle Haluk isimlerinden geliyoruz. Haluk hocam çok değerli bir insan, sağ olsun vaktini ayırdı. Defalarca sorduğunuz bilgisayar mühendisliği üzerine nasıl bir fikir edinebilirim, bilgisayar mühendisliği ne yapar? İşte Haluk hocam bir sürü sorunun cevabını veriyor aslında. Kendisi bir rahatsızlığı vardı, daha yeni görüşebildik, sağ olsun vakit ayırdı. Hem kodlamanın önemini, hem bilgisayar mühendisi aslında ne olabilir, kim olabilir, bir bilgisayar mühendisi nelerden vazgeçecek? Çünkü videoda izleyeceksiniz, bir bilgisayar mühendisi öyle çok fazla gezmeye dozmaya vakit bulamayacak. Bir bilgisayar mühendisi yarının birçok kaybolacak işini kodlayan kişi, kodlamanın önemi. Bütün bunlardan bahsedecek. Toplantı sonrası vakit ayırdığı için öncelikle teşekkür ediyorum kendisine. Kendisiyle buluşmak tekrardan büyük keyifti. Bir sürü mesleği en iyisiyle, yani Türkiye'deki en doğru ismiyle görüşmeyi seviyorum. Uzun süredir bilgisayar mühendisliğini bekletiyoruz. Bundan sonra tıp, hukuk, elektronik mühendisliği gibi, mimarlık gibi çeşitli alanlarda çok değerli isimler var sırada. Ama madem ki Boğaziçi Üniversitesi'nin Haluk Bingöl'le güzel bir söyleşi yaptık, kendisi çok güzel size tavsiyelerde bulundu. Gelin izleyelim. Biliyorum yorum bölümüne yazacağınız sorular olacaktır. Maalesef kendisi çok vakti yok. Direkt cevap yazamayacak ama ben bildiğim kadarıyla seve seve cevaplarım. En güzel cevaplayacağı soruyu söyleyeyim size. En çok sorduğunuz şey, kodlamada hangi dili öğreneyim, ne yapayım? Çok güzel bir cevabı var. Ayrıca Android mi, iOS mu, bilgisayar yönlerini nereye yönleneyim ve bilgisayar nedir diye cevapladı. Haluk hocam, bundan teşekkürler ediyorum. İyi seyirler. Ben Haluk Bingöl, bilgisayar mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi. Bugün ben size bilgisayar ve etrafındaki konularla ilgili konuşacağım. İlk başta şunu düşünmek lazım. Bugün itibariyle kullandığımız her şeyin içinde bir miktar bilgisayar var. Bilgisayarı donanım ya da yazılım olarak düşünebilirsek, kullandığımız bütün elektronik aletler, cebimizdeki telefonlar, bilgisayarların kendileri, bankada para çekerken kullandığımız makineler, bunların hepsi aslında elektronik yazılım, donanım, hepsi beraber entegre sistemler. Dolayısıyla hayatın her tarafına dokunan bir şeyden bahsediyoruz. Bu biraz tıp gibi, hani nerede insan varsa orada da tıp vardır. Bugün itibariyle nerede insan varsa onun kullandığı aletler var. Aletlerin içinde de bir miktar elektronik, bir miktar da bilgisayar işi var. Bilgisayarcı ne yapar? Aslında iki iş yapar. Bir tanesi elle tutulur kısmını yapar. İkincisi de elle tutulmaz kısmını yapar bilgisayarın. Elle tutulur kısmı aslında elektronik kısmıdır. Ama elektronik kısmının üzerine ek bir takım şeyler eklediğinizi düşünün. Dolayısıyla bir müzik setindeki elektronikten biraz daha farklı bir elektronik konuşuyoruz. Ona bilgisayarın donanım kısmı diyeceğiz. Fakat donanım kısmı aslında çok akıllı bir şey değil. Yani ona ruh veren de yazılım tarafı. Bu ikisi beraber olduğu zaman, hatta ayrı ayrı değil de birbiriyle entegre olarak tasarlandığı zaman aslında sistemler çalışıyor. Bilgisayar genel anlamda bunlarla uğraşan yer, konu, disiplin. Nasıl bu bilgiyi elde edeceğiz? İşin ilginç tarafı, standart yol üniversitede bilgisayar mühendisliği okumak olabilir. Ama orayı beklemeden lise seviyesinde de aslında bilgisayar öğrenebilirsiniz. Bilgisayar öğrenmek için çok fazla bir şeye ihtiyacı yok. Sadece sağlam bir kafanız olması lazım. Sağlam kafadan kastettiğim şey, analitik düşünen bir kafa olması lazım. Analitik düşünmek de birazcık matematiğin kuvvetli olması gibi düşünün ama hani bizim eğitim sistemimizde anlatılan matematikten bahsetmiyorum. Şunu yaparsam sonra bu olur, onu yaparsam bu olur gibisinden mantıksal çalışmaların tutarlı, birbiriyle ilişkili şeyleri yapılabildiği matematikten bahsediyorum. Eğer oralarda kendinizi iyi hissediyorsanız aslında ortaokul seviyesinde de biraz programlamaya girebilir durumdasınız. Programlamayı yapabilmek için çok büyük bir alet edevata da ihtiyaç yok. Aslında bu akıllı telefon dediğimiz şeylerde bile programlama yapabilirsiniz. Çok basit bir tablette, çok
çok basit bir bilgisayarda. Böyle 20 yıl önceki bilgisayarlardan bir tane çalışır bulabilirsiniz. Onda bile aslında programını yapabilirsiniz. Dolayısıyla çok fazla para gerektiren bir iş değil başlangıçta. İnternette dünya kadar kaynak var. Tabii bu kaynakların çok büyük kısmı İngilizce. Ama Türkçe'de kaynaklar var. Bütün yapmanız gereken gidip onları izlemeniz ve oralardan öğrenip elinizi kirletip deneme yanılma yapmanız. Korkmayın, kırılmaz, bozulmaz. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Dolayısıyla üniversite seviyesinde beklemeden bu işe girebilirsiniz. Üniversite seviyesinde tabii bu işin biraz daha hani mektepli, alaylı o yapıdan sizi mektepli hale getiriyoruz. Çünkü aslında arkada da bayağı ciddi bir bilinmesi gereken teori var. Üniversite o teoriyi size sağlıyor. Ondan sonra ne olacak? Diplomayı aldınız, çıktınız. Hani ben Bill Gates gibi bir Microsoft ya da Steve Jobs gibi bir Apple kuracağım diyemezsiniz. Biraz uğraşmanız lazım. Orada neler söz konusu? Büyük bir şirkette girip kocaman bir sistemin küçük bir parçasıyla uğraşabilirsiniz. Küçük bir şirkete girip şirketin her şeyiyle uğraşabilirsiniz. Ama sonuçta nasıl bir hayat çizdiğinize göre değişen şeyler bunlar. Bunun size uygun olan neyse onu seçmeniz lazım. Dünyada bilgisayardan anlayan adam konusunda ciddi bir açık var. Eğer Türkiye'de bir şey yapmak istiyorsanız Türkiye'de de açık var. Yurt dışına gitmek istiyorsanız yurt dışında da açık var. Biraz Türkiye, biraz yurt dışı diyorsunuz, bunu da mümkün. Mesela şöyle düşünün, ben burada oturdum, bir şeyler yazdım. Bunu bu telefonların uygulamalarının satıldığı merkezler var. Bu işte App Store, Android Store falan gibi yerler. Oraya koydum. Ben Türkiye'deyim ama benim kullanıcım dünyanın dört bir yanında olabilir. Şu anda buna uygun altyapılar da var. Dünyanın herhangi bir yerinde oturup, dünyanın herhangi bir yerinde başka bir adama bir şeyler satabilirsiniz, yazılım tarafında konuşuyorsak. Destek olabilirsiniz, danışmanlık şeklinde olabilir. Ya da ürün geliştirme olabilir. Bütün bunlar aslında var, yapılabilir durumda. O noktalara gelmek için tabii kendinizi yetiştirmeniz lazım. Üniversite diploması size bir şeyler söylüyor ama asıl siz ne yaptığınız önemli. Yani iki tane aynı diplomada adamdan bir tanesi harikalar yaratabilir, öteki de çok fazla işe yaramayabilir. Bu sizin kendinizi yetiştirmenizle bağlantılı bir şey. Bu yetiştirme de üniversiteyi beklemeden daha önceden yapmanız, başlamanız gereken bir konu. Diyelim ki internette bir şeyler yapmayı düşünüyorsanız resimle belki uğraşıp hani estetik bilginizi arttırmanızda yarar var. Çünkü sonuçta yazdığınız programın kullanıcı tarafında görülen kısmının güzel olması lazım, estetik olması lazım, daha kullanışlı olması lazım. Bilmem neyi nasıl yapacağımı arayıp bulma gerektiren bir şey yapıyorsanız yanlış bir iş yapıyorsunuz. Öyle bir şekilde yapmanız lazım ki sisteminizi, yani en akıllı olmayan kullanıcı bile kendi kendine hemen ha şunu şöyle yaparım, bunu böyle yaparım, işte yaptım diyebilir olması lazım. Bunlar çok kritik şeyler ama bunlar böyle okulda öğretilecek cinsten şeyler değiller. Bunlar sizin kendi kendinize kafa yorarak bulabileceğiniz şeyler. Mesela bir şeyi çok kolay kullanıyorsanız düşünün, bunu bu kadar kolay hale getiren şey nedir? Arkada çok büyük bir deneyim, büyük bir birikim var ki o kadar kolay oluyor. Bir iş eğer zor kullanılıyor, yapılıyorsa onu şöyle düşünün, arkadaki adamlar yeterince de düşünmemişler, yeterince de deneyimli değiller, işi basit hale getirmemişler. Şimdi basit yapmak, karmaşık yapmak, söyleyeyim gibi işin parçalarından bir tanesi ama onu nasıl yapacağız, yani işin mutfak tarafı da daha başka bir şey. Oralarda tabii çok fazla bilgi, deneyim gerekiyor, çok fazla deneyip bu da olmadı, bir daha yapıyorumlar gerekiyor. Bütün bunları yaptığınız zaman aslında güzel bir şey ortaya çıkabiliyor. Steve Jobs, Bill Gates gibi olmak güzel bir şey ama oraya nasıl geleceğiz işi var. Bir kere
bilgisayarla uğraşan insanlar biraz daha mühendis tarafında adamlar. Mühendis tarafındaki adamları şöyle düşünmek lazım. Daha fazla analitik kafaya sahip adamlar. Daha az insanlarla konuşup daha fazla makineyle konuşur cinsten insanlar. Şimdi bir bilgisayar mühendisini düşünürseniz bu adam oturuyor günün 8 saatini en az, normalde böyle 12 saatler daha da fazla zamanlar bir bilgisayar karşısında kimseyle konuşmadan oturuyor, zamanını harcıyor. Şimdi siz çok sosyal bir insansınız. Böyle insanlarla sohbet etmekten, şakalaşmaktan, anlatmaktan ve dinlemekten hoşlanıyorsanız bu bilgisayarcılık çok size göre bir şey değil. Çünkü siz orada tek başınıza oturup saatler ve saatler geçirmeniz gerekiyor. Bu herkesin yapabileceği cinsten bir iş değil. Kafanızda bir takım şeyleri hayal edebilmeniz ve onları yapmaya çalışmanız demek bilgisayar. Sonuçta bilgisayarcının gerçekte ilk başta ihtiyacı olan şey kağıt ve kalem. Hani kimse oturup programı pat diye yazıp ben bunu bitirdim diyemiyor. İlk önce kafasını tasarlaması lazım. Bu zaman ve uğraş gerektiren bir şey. Herkesin de yapabileceği insan bir iş değil doğal olarak. Sabır gerektiriyor çünkü aslında her konuda var. Bir şey iyi yapmak istiyorsanız binlerce defa yapıp her seferinde birazcık daha iyileştire gitmeniz gerekiyor. Eğer o kadar sabrınız yoksa yapamazsınız. Bazı insanlar vardır, hani iskemlede oturamaz, sürekli dolaşır, hareket eder. Eğer öyleyseniz bilgisayarcı olamazsınız çünkü saatler boyu masada oturmanız gerekecek. Bir konu üzerine çok uzun süre odaklanıp kalmanız gerekecek. Eğer çabuk sıkılan cinsten bir insansanız yapamazsınız o kadar uzun süre oturmayı, yoğun çalışmayı. Kabaca eğer bunlarda kendinizi iyi hissediyorsanız siz potansiyel olarak bu konuda çalışabilir bir insansınız. Ama bu özelliklere sahip olmak demek, bilgisayarcı olmak demek değil. Başka birçok meslekte de bu özellikler gerekiyor. Yani bir beyin cerrahı olmayı düşünüyorsanız bir beyin ameliyatı işte bazen 12 saat sürüyor. Siz 12 saat boyunca işte şu kadarcık bir yere odaklı çalışıyor olmanız lazım. Eğer bunu yapamıyorsanız beyin cerrahı da olamazsınız, bilgisayarcı da olamazsınız. Bilgisayarcı da bu kadarıyla şöyle bir yere sürekli bakaraktan çalışıyor. Burada siz kendinizi değerlendirmeniz lazım. Olur ya da olmaz diye siz karar vereceksiniz. Şimdi bugün için işte bir takım meslekler var. Bilgisayarcı da bunlardan bir tanesi. Ama yarın ne olacak konusu biraz karışık. Bir iddia bizim sürekli ve çok zeka gerektirmeden yapılan işlerin büyük bir kısmını robotların yapacağı iddiası. Bu bir miktar aslında gerçekleşmeye başladı. Eğer bir sanayi üretim tesisiyle, örneğin bir otomobil fabrikasında videolarını bakıp görürseniz internette birçok işi robotlar yapıyor. Tabii robotlar bir şeyleri yapıyorsa onu yapan insanlar da o işi yapamaz duruma geliyorlar. Böyle bir korku, bir paranoya da söz konusu. Eğer öyle düşünürsek gelecekte eğer siz diyelim ki otomotiv sektöründe vida sıkan adamsanız yarın o vidayı başka bir insan olmayan bir şey sıkacağına göre siz kendinize başka bir şey yapabiliyor olmanız lazım. O başka bir şeylerden bir tanesi vidayı sıkacak olan robotu yapan adam olmak. O zaman da işte bilgisayar tarafına kaymak demek. Görüntü o ki bugün şöyle bir meslek var dediğimiz şeyler bir zaman sonra belki olmayacak. Ama önümüzdeki diyelim ki 40 ya da 50 yıl için daha ilerisini düşünmek biraz zor ama bilgisayarcık olacak. O hatta daha fazla artarak olacak. Hatta şöyle şeyler de söz konusu. Bugün elimizde o vidayı sıkan adam mı bir şekilde gelecek dönemde iş yapabilir hale getirebilmek için onu yeni baştan eğitmemiz gerekiyor. Acaba bu adamları bilgisayar kullanabilir, çalıştırabilir, belki de program yapabilir şekilde adapte edebilir miyiz, çevirebilir miyiz gibi
problemler de konuşuluyor. Yani bu son dönemde gelişmiş ekonomilerdeki ciddi yarın ne olacak, yarın nasıl hazırlık yapalım konusundaki düşünceler içinde var olan sistemlerden bir tanesi. Bütün kriterlere baktım, ben bilgisayarcı olabileceğime karar verdim. Nasıl olacağım? Yani benim bahsettiğim gibi internette bir sürü şey var, kaynak var. O kaynaklardan başlamak mümkün. Bir noktadan sonra şuna karar vermemiz lazım. Ben büyük bir şirkette mi çalışacağım ya da küçük bir şirkette mi çalışacağım? Eğer küçük bir şirkette çalışacağım diyorsanız o zaman küçük şirketten kastım da böyle hani bir kişilik şirketler de olabilir. 50-60-100 kişilik şirketler de olabilir. Mesela cep telefonlarına bir uygulama yazmak diye konuşuyorsanız işte 100 kişilik bir şirket gayet makul bir büyüklük bu işte. Ama 1000 kişilik, 10.000 kişilik bir şirket cep telefonu uygulamasıyla çok doğru değil. Bir kere buna karar vermek lazım. Ben hangi büyüklükte bir yerde bir şeyler yapmak istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Eğer bir nükleer santrali kontrol etmek gibi bir şeyden bahsediyorsanız bu bambaşka bir iş. Bir cep telefonunda işte bir oyun yazarak eğlenceli bir şey yapmak istiyorsunuz. Bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Size belki şey soruları soracaktır işte hangi programlama dili, ne yapacağız, ne edeceğiz gibisinden. Bana sorarsanız hiç fark etme, hangisini sorarsanız öğrenin. Burada kritik olan şey aslında dil değil, nasıl düşündüğünüz kısmı. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben kafamdakileri size Türkçe olarak anlatıyorum. Kafamdakilerin aynısını İngilizce'de anlatabilirdim. Şimdi Çince bilseydim, kafamdakileri Çince'de anlatabilirdim. Burada önemli olan şey hangi dili kullanarak size anlattığım değil, o anlatacağım şeylerin kafamda olması. Kritik olan şey aslında o. Siz kafanızda eğer canlandırabiliyorsanız ne yapmak istediğinizi, bugün A diliyle, yarın B diliyle yazabilirsiniz. Dilin kendisi o anlamda çok kritik, çok önemli değil. Ben size kendimden örnek vereyim. Ben bu işe başladığım zaman işte herhalde 30-40 yıl önce diyelim bir takım diller vardı. İşte ben gidip o dillerden birilerini öğrendiydim. Ama bir 10 yıl sonra o dil kayboldu. Yani kimse kullanmaz hale geldi. Gittim yeni baştan başka bir dil öğrendim. Bir 10 yıl daha geçti, o dil de gitti. Şimdi geri dönüp bakarsam ben işte son 40 yıl içinde herhalde 8-10 tane dili bayağı iyi, bayağı detaylı öğrendim. Ama bir kısmını unuttum, bir kısmı hiç kullanan kalmadı. Hatta adını bile kimse hatırlamıyor. Bir kısmını da hala fiilen kullanıyorum. Yarın kullanacak gibi görünüyor. Onun için şey çok önemli değil ne yapmak istediğiniz. Önemli olan nasıl yapacağınız.